Kanal Spor ekranlarından herkese merhabalar. Taktik tahtasında birlikteyiz. Sevgili Eyüp Yardımcı ve ben Velican Şahin. 40 dakika boyunca, yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Spor ve futbol ağırlıklı bir programımız olacak. Eyüp Yardımcı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Gündemimiz yoğun. Dilersen hemen başlayalım. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamalarıyla başlayalım. Çok iyi olur Bugün aslında. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamalarda bulundu. Bir toplantı gerçekleştirdi. Buradan bazı kararlar çıktı. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu. Sabri Çelik, bildiğiniz üzere, yabancı değil. Daha önce de 3 kez yapmıştı Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı. Bu 4. oldu. 3 farklı dönemde yapmıştı. Sizin yorumlarınızı alalım bu konuyla ilgili. İstersen Merkez Hakem Kurulu'nun diğer üyelerini de bir okuyayım. Tabii, Ondan sonra çok iyi olur. kimler var? Ondan sonra sizin yorumlarınızı rica edeyim. Başkan Sabri Çelik, Murat Ilgaz, Aynur Aysun Akar, Baki Tuncay Akkın, Ahmet İbanoğlu, Aytekin Durmaz, Recep Sürhat Müniroğlu, İsmail Köse ve Bülent Gökçü'den oluşan bir 9 kişilik bir Ekip. kadro var. Evet. Buyurun. Şimdi Sabri Çelik ismi çok yabancı olduğumuz bir isim değil. Bazı kulüp taraftarlarının da açıkçası çokça hoşuna giden bir isim de değil. Geçmişindeki hakemlik dönemiyle ilgili icraatlarından dolayı. Ama tabii burada yeni federasyonla birlikte nasıl yol alacaklar? Onu ben de merakla bekliyorum. Bu federasyon başkanlığının yeni bir isim ki biz bu ismin hemen hemen 3 ay önce seçileceğini söylemiştik. Spor Doğru, salonunda Mehmet Ekşi. da Evet. bildirmiştik. Şimdi yeni başkan, yeni hedefler, yapılmak istenen birçok şey var. Bir yola çıktılar. Bakalım hayırlısı olsun. Ben açıkçası bu ilk federasyondaki söylemler, yapmak istedikleri icraatları anlatıyorlar falan. Biraz içimde umut var. Ben artık şunu söylemek isterim. Sabri Çelik isminin de geçmiş dönemlerdeki hatalarından ders çıkartacağına da inanıyorum. Çıkartmış olacağına umarak inanıyorum. Herhalde çokça hakemlerin lige takımların emeklerine dokunmadan sadece sahada kalarak maç yönettikleri kuralları her takıma ayrı ayrı değil de futbolun kitabındaki yazan kurallar neyse onu bütün takımlara eşit, adil bir şekilde uygulayacaklarına inanıyorum. Çünkü bunu yapmazlarsa futbolumuzdaki kaos gittikçe büyür. Daha da işin içinden çıkılmaz bir hal olur. Herhalde bu da sanırım kimsenin özellikle bu yeni dönem itibariyle çok da göze alacağı bir şey değil. O yüzden ben açıkçası bir futbol severi olarak umutluyum. Yani Sabri Çelik isminin her ne kadar geçmişine baktığımızda yani çok da böyle olumlu sinyaller vermemiş olmasına rağmen artık hani demlenmiş olduğunu, tecrübeleriyle yeni bir yol haritası çıkartacağını, ekibiyle de daha adil bir AHK kurumunun yönetiminde bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Bunu istiyorum daha doğrusu. İnanıyorum bunu. Ben şimdi Mehmet Büyükekşi Federasyonu'nun biraz böyle garantici politikalar izleyeceğini düşünüyorum. Özellikle tepki çekmemek adına ilk geldikleri ilk görev başlangıcından bu yana şeyde değişiklik, yabancı kontenjanda değişiklik yapmadılar. Aynı kaldı. Yani 8 artı 6 mı oluyor? 14 yabancı, ilk 11'e 8 yabancı dahil edilebiliyor. 8 artı 3 diye geçiyor. Aynı şekilde kalmasını tercih ettiler. Ve bir diğer haberimizde de zaten birazdan detaylarını da söyleriz. Sportif ekipman talimatında değişikliğe gidildi. Ama çok fazla bir değişiklik olmamış. Ben baktım yine, yani aynı font kullanıyor. Arial fontu kullanılmaya devam edecek vesaire. Çok böyle köklü bir değişiklik yok. Yani bir İngiltere Premier Lig'deki gibi bir markalaşma gibi bir şey beklemiştim. Ben heyecanlaştım ilk haberi, ama öyle bir şey maalesef yine göremedik. Yani çeşitli ölçülerde vesaire düzenlemeler olmuş. Umarız bir gün öyle bir markalaşmamız da olur. Mesela futbol İnşallah. sizinle daha önceki programlarda hep konuştuğumuz gibi, yani Türkiye'de Süper Lig'in bir web sitesinin olması gerektiğini
söylemiştik markalaşma adına. Yani Süper Lig'i takip eden insanlar hep haber sitelerinden takip ediyorlar bunu. Ama Premier Lig'i takip eden insanlar kendi Premier Lig'in kendi web sitesinden takip ediyorlar. Ben de mesela takip ediyorum oradan. Sürekli bana haftada 3 kez 4 kez mail geliyor. Yani kendini unutturmuyor lig. Marka kendini sürekli hatırlatıyor. İşte marka olmanın yolu da aslında böyle yerlerden geçiyor. Ben öyle bir şey beklemiştim ama maalesef öyle olmadı. Biraz daha böyle standart değişiklikler oldu diyeyim. Yani ne şiş yansın ne kebap yansın gibi bir Şimdi evet politika yani izleyecek diye düşünüyorum. Bunda dediğiniz Sabri Çelik ismini getirmelerinin de böyle bir refleksten doğduğunu düşünüyorum. Yani garantici bir yaklaşım. Yani daha önce 3 kez bu işi yapmış, iyi veya kötü, doğru veya yanlış yapmış birine MHK'yi emanet etmeleri de bu yüzden diye düşünüyorum. ya şimdi sen bu dediğinde, bu tespitinde çok haklısın. Yeni seçilen bir, seçilen de demeyelim de, yani atanan bir her zamanki gibi federasyon başkanı ve ekibi var. Evet. Bu ekibin gelene kadar bir önceki dönemlerdeki sıkıntılar, serzenişler, takımların, kulüp başkanlarının ortaya koydukları tavırlar daha unutmadık. Biliyorsun geçen sezon başlamadan dört büyük kulübümüzün başkanı bir televizyon kanalında bir araya gelip de neler olmasını istediklerine dair beyanatları verdikleri de hala hatırımızda. Evet. Ben de senin gibi düşünüyorum. Bazı şeyleri daha garantici yapacaklar. Çünkü bunu yapmak zorundalar. Bunu yapacaklar. Bir işin başlangıcına geçecekler. Ondan sonra da bu başlangıcı yaptıktan sonra da büyük bir ihtimalle kendi kafasındaki, düşündükleri, planladıkları ne varsa onu harekete geçirecekler. Ama bu sezon için olmayacak. Bu hemen hemen yani sezonu yarıladıktan sonra belki de yavaş yavaş bunların işaretlerini alacağız. Yani önümüzdeki sezon şu olacak, bu olacak gibi, maddelerin değişikliği gibi birçok şeyi duyabiliriz. Bu bizi şaşırtmasın. Evet. Yeni federasyon bazı tartışmaların da tam ortasına doğdu aslında. Daha doğrusu tam ortasına geldi. Fenerbahçe'nin dördüncü yıldız ve 28 şampiyonluk iddiaları söz konusu. Galatasaray tabii ki buna karşı itiraz ediyor. Hatta Fenerbahçe bazı sosyal medya hesaplarında logosunu güncelledi, bir bildiri yayınladı. Bütün medya kuruluşlarının, basının bu şekilde logolarını kullanması gerektiğini söyledi. Galatasaray da buna bir itirazda bulundu. Akabinde muhtemelen sosyal medyada rakip takım taraftarları tarafından şikayet edildi. Hesabı kapalı bir süre Instagram tarafı. Senin onaylanmayacağını düşünüyorum. Ve 3 yıldız la devam edeceğini düşünüyorum. Yine biraz önceki Şimdi refleksten yola çıkarak. sevgili benim, biz bu özellikle her attığımız adımın altını doldurmadan attığımız için bu işlerin ileride başımıza neler açabileceğini düşünmüyoruz. Yani bu armanın üzerine yıldız koyma meselesi de bunların en güzel örneğidir. Hatta sevgili, bu işin, bu fikrin temel babası Kemal Belgin abimiz bir programda, ya biz bunu söyledik ama keşke söylemeseydik, keşke de yapılmasaydı dedi. Çünkü işin içinde biz olunca, tırnak içerisinde biz olunca bu işler maalesef buralara geliyor. Bugün Fenerbahçe bu itirazı yaptığı zaman Galatasaray başka türlü bir itirazda bulunuyor. Ona bakarsan, eğer geçmişe dönelik şampiyonlukları saymaya başladığımızda bugün belki de birçok olmayan kulüpler de ortaya çıkacak. Onların da hakkını vermek gerekecek. Bu Evet, doğru. başarıya göre biliyorsun alınan maddi gelirleri arttıracak falan filan. Bu çok çetrefilli bir iş. Bunun için şunu yapmaları gerekiyor. Belki bu sezon değil ama ben federasyonun yerinde olsam, futbolun içerisinde akil insan diyebileceğimiz bir ekip, bir heyet oluşturulur. Bu ekip tüm spor arşivini, tüm futbol arşivini yeniden harmanlar. Bu belki de bütün sezonu kaplar. Ama sonunda derler ki bizim raporumuz bu. Buna göre evet, Fenerbahçe bu kadar yıldız takmadı, Beşiktaş şu kadar olmadı, Galatasaray bu olmadı gibi net bir sonuç ortaya çıkarırlar. Sonrasında da bunu federasyon artık nasıl değerlendirir? Aa evet, çok doğru, bundan sonra böyle gidelim mi der. Onu da bakacağız, federasyon nasıl bir karar alır. Ama öncelikle ben onların yerinde olsam, ben
federasyon başkanı yerinde olsam, dediğim gibi sağlam bir heyet oluşturun, bir kurul oluşturun. Bu kurul oturur, bütün bir sene boyunca araştırır, inceler, belgeleri bulur, ortaya koyar, raporunu çıkartır. Sonuçta kim haklıysa, kim sözünde doğruyu söylüyorsa hakkını verir, ki vermesi gerekir. Kesinlikle öyle. Ben de aynı fikirdeyim ama biraz federasyonlar şey davranıyor. Yani günü kurtarmaya yönelik davranışlarda bulundukları için, yani bunu 3 Temmuz sürecinden sonraki federasyonların hepsinde gördük mesela. Yani bir süreç vardı, araştırılması gerekiyordu, araştırılmadı. Eğer işte Fenerbahçe bunun cezasını çektiyse, Fenerbahçeli yöneticiler bunun cezasını çektiyse geriye dönelik bir araştırma olması gerektiği de kamuoyunda çokça dile getirildi ama buna karşın bir adım atılmadı ve bu şekilde devam etti. Günü kurtarmaya yönelik kararlar alınmaya devam etti. Şu an için de öyle olacağını düşünüyorum. Yani Türk futbolunun geleceğine dair sağlam köklü kararlar ne zaman alınır bilmiyorum. Bu yönetimde pek öyle kararlar alacağını sanmıyorum açıkçası. Ya şimdi hep verdiğimiz bir örnek var sevgili Veli. Johan Cruyff'un Benim Oyunum kitabında Amerika sürecini anlattığı zaman, ben diyor bu kadar senelik futbolcuydum, profesyonel futbolcuydum ama profesyonel bir işleyişinin nasıl olması gerektiğini orada gördüm diyor. Çünkü orada bir sistem var. Ki bunu NBA'de evet, görüyorsun. Bunu sonradan futbolla branşıyla işle girdiler. Bugün geldikleri noktayla görüyorsun. Çünkü orada doğru düzgün bir sistem var. İşleyen bir sistem var. Bizde sistem hep dönemsel olarak kulüplerin icraatlarına göre ilerliyor. Yani diyelim ki bu sene yaşadığım, yani bir önceki senelere baktığımız zaman kim birazcık ileri gidiyorsa hep ona yönelik bir tolerans uygulanıyor. Diğerleri biraz daha arka planda falan. Halbuki böyle olmamalı. Yani eğer bir sisteminiz varsa, futbolun da kuralı her yerde aynıysa bunu işleteceksiniz. Günümüzde futbollar endüstriyel bir boyut kazandı. Yani başarısız sanayi oldu. Milyon dolarlar dönüyor bu işin içerisinde. Yani daha bir adil bir sistemin gelmesi gerekiyor bu işte. Kesinlikle öyle. Dilersen biraz kulüp bazında ilerleyelim. Ne dersin? Galatasaray'da çok bugün iyi. Hareketli bir gün vardı çünkü. Marcao Sevilla'ya transfer oldu. 12 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle. Galatasaray'ın bir diğer transferi de bu kez bir tane gönderdi, bir tane aldı şeklinde ifade edeyim. Sergio Oliveira İstanbul'a geldi. Portolu oyuncu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Roma'ya transfer olmuştu. Daha doğrusu kiralık olarak transfer olmuştu. Roma'da da UEFA kupasını kaldırdı. Bu sezonda Galatasaray'ın formasını terletecek. Şimdi bütün Galatasarayların açıkçası Fatih Terim'e bir teşekkürü borcu var yani. Her ne kadar son dönemdeki yönetimler Fatih Terim ismini birazcık harcamaya kalksalar da amiyane tabirle bir teşekkür borçları var. Çünkü Marco gibi bir futbolcu getiren, bugün işte satıp da para kazanabilecekleri bir gelir haline getiren isimdir Fatih Terim. Yani her hataları var mıdır? Olabilir insan ama bu yaptığının da karşılığında bir teşekkür hak ediyor Fatih Terim. Yani olmasa bile bugün Galatasaray Kulübü'ne maddi anlamda da büyük bir kazanç sağlamış oldu. Yani Galatasaray'ın elini rahatlat. Bu özellikle ekonomik durum ortada, yani ekonomik kulüplerin durumları ortada. Yani bu durumda böyle bir artıyı kazandırmak da önemlidir. Galatasaray'da bakalım ne olacak. Marka zaten çok genç yaşta gelmişti Galatasaray'a. Evet. İyi de bir bonservis bedeli kazandırarak transfer oldu. Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birine transfer oldu. Galatasaray onun yerini Abdülkerim'le doldurabilecek mi? Onu şimdi şöyle söyleyeyim. Hep birlikte göreceğiz. Yoksa başka yabancı ne yapacak? Şimdi şöyle bir şey var. Marco oynadığı süreç içerisinde kendi bölgesinde Süper Lig'in en iyi oyuncusu. Yani bu Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de kabul edeceği bir şey. Yani kendi alanında oynadığında en iyi futbolu, en iyi yere oynayan futbolcuydu. Takdiri yerine gelen futbolcu Galatasaray formasının ağırlığını, Galatasaray armasındaki o baskıyı kaldırabilir mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Bu birazcık da yeni teknik direktör Okan Buruk'a da bağlı. Yani Okan Hoca burada neler yapacak, nasıl hazırlayacak? Onu ayrı bir şey. Yani herkes geçmiş döneme bakıp da bir Fatih Terim etkisi beklemez. Fatih Terim'in
Kesinlikle öyle. Futbolcularla ilişki boyutu farklıydı. Okan Buruk farklı. Okan Hoca bakalım Galatasaray'da neler yapacak. Yani Başakşehir'de yaptığını biliyoruz. Bunun bir adım daha öteye götürdü. Şimdi Abdullah Avcı örnek vereceğim burada. Başakşehir'de şampiyonlukları kovalayıp da bir şey yapamadan Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'taki baskıyı kaldıramadı. Ama Trabzon'a gitti. Evet. Daha az bir baskıda, daha kendini farklı, kendini hissedebileceği bir ortamda Trabzonspor'la şampiyon oldu. Bakalım Okan Buruk ne yapacak? O da bu önemli bir beklenti. Kesinlikle öyle. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Yalnız Okan Hoca'nın şöyle bir avantajı var. Okan Hoca bu camianın içerisinden yetişmiş, büyümüş. Çok büyük başarılara imza atmış. Galatasaray'ın UEFA Kupası ve Süper Kupası'nda emeği olan bir oyuncu olduğu için Abdullah Avcı'ya nazaran bir tık daha böyle işi kolaydır diye düşünüyorum. Tabii ki futbol bu ne olacağı hiç belli olmaz. Aslında Ama umarız başarılı bir sezon bu geçirir. sezon başlamadan teknik direktörlere baktığımız zaman şöyle bir gerçek var. Şimdi Valerian İsmail, Okan Buruk, Abdullah Avcı artık bu ligi biliyorlar. Jesus. Ve Evet. Jorge Jesus var bir tarafta da. Fenerbahçe'nin bence hani 12'den vurdu derler ya tam isabet. Çok yerinde bir teknik getirdiler. Olağanüstü bir tecrübesi var. O futbol anlayışı var. Bu anlayışı zaten ufak ufak görüyoruz takımına yansıttığını. Bu sezon lig çok renkli geçecek. Çok heyecanlı geçecek. Yani ben Abdullah Avcı'nın bir yandan da neler yapabileceğini açıkçası bekliyorum. Yani geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Başakşehir'in daha da uzanında kaldı. Belki bir ara ara bir Konya ile kapıştı. Ama bu önümüzdeki başlayacak olan sezon bütün dört büyük kulübün bir arada şampiyonluk yarışının içerisinde olacağı için çok daha heyecanlı geçecek. Burada farklı hoca faktörlerini göreceğiz. Yani belki Bir de Abdullah şöyle Avcı'yı bir da buyur. dezavantajı olacak Abdullah Avcı'nın abi. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Rakiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa'da mücadele edemiyor bu sezon. Yani en önemli iki rakibiniz. Şimdi geçtiğimiz sezona bakacak olursak Galatasaray UEFA'da belirli bir şey kat etti. Mesafe kat etti. Yine Fatih Terim'le. Beşiktaş'ta çok yine Fatih Terim'le. Beşiktaş'ta çok zorlu maçlar oynadı. Tabii ki başarılı olamadı ama ligi çok etkiledi. Bu özellikle Sergen Yalçın'ın takımı Şampiyonlar Ligi düzeyine çıkarmak istediği için yaptırdığı ağır antrenmanlar, bunu kendisi ifade ediyor bu arada, biz söylemiyoruz. Ağır antrenmanlar sonucunda çok fazla sakat oyuncu olmuştu biliyorsun. Beşiktaş'ın da performansı ondan sonra tam tersi bir şekilde düşmüştü. Bu sezon öyle bir şey olmayacak. Bu sezon Trabzonspor'un ve Abdullah Avcı'nın işinin çok daha zor olduğunu düşünüyorum ben Ben açıkçası. de senin gibi düşünüyorum. Daha evvelden konuştuklarımızın hafif bir tekrarı gibi olacak ama geçen sezon Trabzon'un en büyük avantajı senin demin belirttiğim gibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa süreci yaşamasıydı. Artı bu süreç içerisinde Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın da çok büyük hataları oldu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zaten Beşiktaş'ın yaşamış olduğu futbolcu sakatlıklarına bakarsan oyun içerisindeki bir sakatlıktan dolayı değil yani rakibinde aldığı bir darbeye karşı bir sakatlıktan dolayı Sinekler. değil. Aşırı yüklemeden kaynaklanan sakatlar yaşadı. Bakalım ben de senin gibi düşünüyorum. Yani bu süreci şimdi geçen sene bu diğer üç kulübün yaşadığı süreci bu sefer Trabzon yaşayacak. Bu da tabii etkileyecek. Fenerbahçe de belki de etkileyecek. Yani Fenerbahçe de bu yarışın içerisinde olacak. Yani hem Avrupa'da olacak hem Türkiye'de Kesinlikle öyle. olacak. Artık kupa maçı olacak. Üç kulvarda gidecekler. Bu da çok önemli sahneleri ortaya çıkartacak diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir durum var. Kulüpler Avrupa olmamasına rağmen, özellikle Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa'da mücadele etmeyeceklerine rağmen bu sezon iyi transferler yapmaya devam ediyorlar. Devam edelim. Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş Avusturya kampına gitti. Yarın ilk maçını orada Werder Bremen'le oynayacak. Evet, önemli bir rakip. Sonra Victor önemli bir rakip. Alman rakipler hep üst üste. Sonra Victoria Pilsen, Mainz, Wolverhampton, Premier Lig takımı, Deportivo ve Sampdoria ile kapatıyor.
Sampdoria ile Türkiye'de oynayacak. İspanya'da Wolverhampton ve Deportivo ile oynayacak. Avusturya evet. kampından sonra İspanya'ya gidiyor Beşiktaş, biliyorsunuz. Rakipler nispeten güçlü rakipler. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı rakiplere göz önünde bulundursak, Beşiktaş'ın oynadığı rakiplerin hepsi Avrupa'nın en üst düzey lig, daha doğrusu en üst düzey 3-4 tane liginin takımları. Şimdi burada nasıl bir denge gözetiyor kulüpler sizce? Yani biri mesela bir tık daha düşük profilli takımlarla oynamayı tercih etti. Bir takım daha yüksek profilli takımlarla hazır maç yapmayı tercih etti sezon öncesinde. Şimdi İtalya Serie A'da hep şöyle bir mantık var. Hafta sonu oynanacak maçta rakibiniz Sampdoria değil mi? Sampdoria'nın oyun anlayışına yakın, o ciddiyette bir takımla hazırlık maçı yaparlar. Ve bu hazırlık maçı, yani nasıl olsa hazırlık maçı beni de burada hafiften deneyecekler mantığıyla bakılmaz. Yani sanki lig maçına çıkıyorsun, ortada bir puan durumu var. Ona göre ciddi oynanır. Çünkü hafta sonu oynayacağınız maçın sistemi, taktiği neyse sahaya yatırılır, ona göre oynanır. Ben evet. hazırlık maç süreçlerinin ciddi rakiplerle oynanması taraftarıyım. Yani çünkü bu sizin de sezon içerisinde ne yapacağınızı, nasıl oyun anlayışını koyacağınızı, futbolcularınızın neler yapabileceğini görmeniz için en kesinlikle. Mantıklı yoldur. Yani çünkü hafif rakip demeyelim de kalite oranı daha düşük rakipler oynadığınız maçlarda şu olur. Rahat yenebilirsiniz. Bu bir anda sizi farklı bir yere koyup da taraftarınızın gözünde büyütür. Aa tamam çok süperiz deyip ciddi rakiplerle oynamaya başladığınızda hani işte takviye düştü kel göründü olur ki bu tehlike. O yüzden yani ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Dinamo Kiev'in ayarında o sistemle oynayan rakiplerle oynamasını beklerdim. Çünkü ciddi bir rakip. 3 tane maç oynayacak. Bu 3 maçın ilk ayağı. Bunun geçmesi lazım. Ben geçeceğine de inanıyorum Fenerbahçe ayrıca. Ama hani daha böyle Dinamo Kiev ayarında de ciddi rakiplerle oynasaydı sanırım Jorge Jesus da en azından daha rahat bazı şeyleri görürdü. Bir de Fenerbahçe diğer kulüplere göre sezonu biraz erken açmak zorunda kaldı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Evet. O yüzden belki yavaş yavaş vitesi yükseltmek istemişlerdir diye düşünüyorum. Jorge Jesus tabii ki çok tecrübeli bir antrenör. Bunun için belki oyunculara şimdiden stres yüklemek istememiş olabilirler. Ve ön eleme maçlarında zaten... Evet, bir de tanımaya çalışıyor tabii ki. Öyle bir dezavantajı var. En azından yani Valerian İsmail 7-8 maç takımın başındaydı. Zaten Abdullah Avcı geçen sezondan takımın başında. Okan Buruk zaten ligi biliyor ve Galatasaray'ı sürekli takip eden bir teknik direktör. Burada en dezavantajı Jorge Jesus olarak görünüyor ama o da zaten tecrübesini avantaja çevirecektir sezon ortasında. Önümüzdeki sezon bizi zevkli bir futbol sezonu bekliyor diye düşünüyorum açıkçası. Ben de senin gibi düşünüyorum. Gerçekten futbol severler bu sezon, yani geçmişe dönüp baktığımızda göre daha keyifli, daha mücadeleci bir süreç izleyecekler. Hepimiz de yani oturacağız böyle seve seve büyük bir heyecanla maçların sonuçlarını bekleyeceğiz. Ama burada dediğim gibi önemli olan geçmişteki hakem hatalarının sahaya yansımaması. Yani bırakın futbolcular sahada teknik hocaların taktikleriyle onlar mücadele versinler, onlar oynasınlar, biz de sonucunu alkışlayalım. Peki Beşiktaş'ta üst üste 3 tane forvet transferi oldu. Önce Cenk Tosun'u imzaladı. Cenk Tosun zaten yabancı değil bir kulübe. Mekertz geldi, Hollandalı futbolcu. Ve en sonunda da Kasımpaşa'dan tanıdığımız geçtiğimiz sezon Jackson Mulaka Beşiktaş'a imza attı. Üçü de forvet oyuncusu. Evet. Alternatifli bir hücum hattı planlıyor. Belli ki Beşiktaş'ın geçen sezon olmayan. Evet, bunun çok yaşamıştı şeyini, dezavantajını. Batu Şahin'in işte çok fazla kaçırdığı goller, aldığı eleştirilerlerinin formsuzluğu vesaire vesaire. Bu sezon sanki bunu biraz kırmak istiyor gibi. Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Hani Batu Şahin'e biz de kızıyorduk. Ama Batu Şahin'in oynamak istediği, oynadığı sistem içerisindeki yerini ben her zaman tartışırım. Yani kanat oyuncusu mu, forvet mi? Bizim anlayışımıza göre bir forvet değildi Batu Şahin. O yüzden çok eleştiriyorum. Bu sezon baktığımız zaman o bizim anlayışımızdaki forvetler var. Kesinlikle öyle.
Yani Cenk var, Hollandalı futbolcu var. Yani Cenk için şöyle bir dezavantaj var. Çok önemli bir sakatlıktan dolayı epey zamandır top oynamamıştı. Tekrardan buraya geldi. Burası onun için çok iyi olacak. Yani en azından bildiği, sevildiği, ufak tefek hatalar olsa bile taraftar tarafından, tribünler tarafından toleransla karşılanacağı bir ortama geldi. İnşallah başarılı olur. Tekrar belki milli takımda da mücadelesini sürdürür diye düşünüyorum. Ama Umarız önemli. biz de Yani Valerian İsmail kesinlikle önemlidir. eli bu sezon çok kuvvetli. 3 tane forveti var. Bir de Hele buyurun. şöyle bir durum var. Valerian İsmail bu üç forvetin üçünü de bence çok bilinçli bir şekilde transfer ettirdi. Daha doğrusu Cenk Tosun'un devre arasından itibaren konuşuluyordu. Üçü de ön alanda pres yapabilen oyuncular. Özellikle Weghorst yani çok fazla ön alan baskısı yapan bir oyuncu. Topu da tutabilen bir oyuncu. Zaten 1.96 boyu var. Vuruşları düzgün. Çok hızlı değil. Ama günümüz futbol şartlarında üst düzey futbol oynayan bir oyuncu. Hollanda milli takımının formasını giyen bir oyuncu. Beşiktaş'ta başarılı olur diye düşünüyorum. Trabzonspor'a geçelim istersen. Trabzonspor'da Batshuayi Slovenya'da de geçen sene kamp çok koşuyordu yapıyor. biliyorsun. Evet, yok koşuyordu. Bu Evet. ayrı. Biraz onun koşu. Ya yani Ya Batshuayi onu sırtı demek dönük istedim. oynamayı Batshuayi evet koşuyordu ama anladım. önemli olan burada Vergos'un yapmak istedikleri. Yani top ayağında tutacak. Evet. Çok koşmadan da birçok işi bitirebilecek kapasitede bir futbolcu. Kesinlikle bir oyun tipi çok farklı Batshuayi'yle. Evet. Trabzonspor'a geçelim istersen. Slovanya'da Trabzonspor'da. Trabzonspor'da bir haber var. Bakasetas menajerine transfer yetkisi verdi. Sanırım Trabzonspor kulübüyle yönetimle bir anlaşmazlığa düştü. Bakasetas giderse önümüzdeki sezon Trabzonspor için Ama memnunen doğru. Trezeguet'i aldılar biliyorsun. Onun, bence Abdullah Avcı Bakasetas'ın gideceğini aşağı yukarı biliyordur. Yani olabilecekleri tahmin etmiştir ki onun yerine bu transferi gerçekleştirdiler. Bakasetas'a baktığımız zaman geçen sezon bireysel gücüyle, bireysel yetenekleriyle Trabzonspor'a çok şey katmıştır ama daha Evet. sonra Viska gelince onun açını da kapattı. Bakasetası yavaş yavaş biz biliyorsun çokça görmemeye başladık. Viskası saz ayını alıp oynamaya başlayınca Şenol Abdullah Avcı'nın da aşağı yukarı bu bireysel futbolcu yetenekleri üzerine oynattığı sistem işlemeye devam etti. Ama ben şöyle söyleyeyim. Trezeguet de önemli bir güç katacaktır Trabzonspor'a. Trezeguet transferi de zaten senin her zaman söylediğin gibi bireysel yetenekleri ön planda olan bir oyuncu. O yüzden Yani zaten Trezeguet'in ben bunu transferi de bahsedebilirim. bu transfer politikasıyla Evet. ilgili. Buyurun. Şimdi teknik direktörlerin yaptırdıkları transferlere baktığımız zaman, yani onların onayının alınarak yapıldığı transferlere baktığımız zaman işte aşağı yukarı anlayış ortaya çıkıyor. İşte Abdullah Avcı'nın anlayışı. Bireysel yetenekleri çok iyi olan, kendi sistemine oturtacak futbolcu. Valerian İsmail'inki farklı, Okan Buruk'unki farklı. O yüzden Kesinlikle gayet Trabzonspor'un en azından Abdullah Avcı ile yola devam edeceği için hazır şampiyonluk apaleti de var omuzlarında. Başakşehir 3 sefer kaçırmıştı. Bu sefer yakaladı. Bunu önümüzdeki sezon devam ettirebilir mi? Belki hedeflerde bu var ama biraz zor. Fakat önemli bir sınavdan geçecek Abdullah Avcı. peki Fenerbahçe'ye de kısaca geçelim. Sonra biraz hızlanalım. Zamanımız Tabii. Azalmaya başladı. az kaldı. Evet. Fenerbahçe'de Lincoln Henrique transfer edildi. 10 numara Brezilyalı oyuncu. Burma'yı tanıyoruz Galatasaray'dan. Futbolcular aşina. Emre Mor'u da tanıyoruz. Küllerinden doğdu diyebiliriz geçtiğimiz sezon için. Valla acaba çok mu Doğru mu küllerinden? Fatih Karagümrük'te? Kimsenin beklemediği bir performans sergiledi. Açıkçası benim de bir yazım vardı geçtiğimiz sezon başında. Yani Emre Mor'un son şansı demiştim. Biraz hatta yermiştim. Ama beni de utandırdı. Bakalım önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de ne yapacak? Valla ben açıkça şunu söylemek istiyorum. Emre Mor benim kafamda hep soru işareti. Çok üstün yetenekleri var mı? Var. Bunu sahaya yansıtabiliyor mu? Özellikle işte Galatasaray'da yapamadı. Fakat Karagümrük'te hani daha az baskının olduğu bir yerde rahatlık ortaya çıktı. Bunu bakalım nerede Evet. nasıl yapacaklar. Ama ben
Hazırlık maçlarındaki performansa baktığımız zaman evet, beklenene doğru gidiyor. İnşallah da öyle olur. Çünkü yetenekli bir futbolcu kazanmak lazım. Genç bir futbolcu bir de ayrıca. Kesinlikle öyle. Milli takım için de önemli Evet. onun performansı. Fenerbahçe'de bir diğer transfer haberi de Jamie Vardy ve Sörloth. Size önemli golcüler. Özellikle Jamie Vardy üst düzey bir golcü. Leicester City'den tanıyoruz onu. Sörloth'u da tanıyoruz. Trabzonspor'dan tanıyoruz. Avrupa'da aradığını bulamadı. Tekrar Türkiye'ye dönmek istiyor. Beşiktaş'la görüşte olmadı ama yüksek bir maliyeti var. Fenerbahçe nasıl bir politika izleyecek bu konuda bilmiyoruz ama ikisi de gelirse Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandırır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Jorge Jesus isterse Sayın Ali Koç alır. Hiç sıkıntı yok orada. Yani Beşiktaş'ın maddi düşünceleri olabilir. Başka bir takım da olabilir. Trabzon'da olabilir. Ama Fenerbahçe'de bu şu anda olmaz. Bir şekilde alınır yani. Peki, Sepp Blatter ve Michel Platini'nin dolandırıcılık davasında karar verildi. İkisi de suçsuz bulundu. Abi ne diyorsun bu konuda? Demek ki biz suçluymuşuz. Dünya futbolu suçlananlar değil yani. Yani kendileri de itirafta bulunmuştu ama yani buna rağmen mahkemeden böyle bir karar çıkması gerçekten enteresan. Hatta Blatter mahkemeye giderken hayatımda masum değilim ama bu konuda masumum dedi. Sonra başka ifadelerde bulunmuştu vesaire. Ama sonuç yine bu şekilde çıktı. Sezen Aksu'nun şarkısını söylemek bile içimden. Hani biz masumuz. Doğru söylüyorsun. Devam edelim. UEFA kesenin ağzını açtı diye bir haberimiz var. Bir numaralı evet. Organizasyon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan her takıma 15.64 milyon avro katılım payı verecek. Her galibiyete 2.8 milyon avro verilecek. Son 16'ya kalan ekipler 9.6 milyon avro. Çeyrek finalistler 10.6 milyon avro. Finalistler 12.5 ve kazanan da 15.5 düzeltiyorum. Yarı finalistler 12.5. Finalistler de 15.5 milyon avro alacaklar. Yani bir Şampiyonlar Ligi'ne katılmak o yüzden bizim için çok önemli. Ülke puanı o yüzden çok önemli. Her zaman söylüyoruz Avrupa'dan alınan her puan bütün takımlarımız için çok önemli. Özellikle avronun doların bu durumda olduğu bir dönemde diye düşünüyorum. Evet. Bunu bu fırsatı iyi değerlendirmeliler. Çünkü Türkiye'deki futbol ekonomisi ortada. Kulüplerin maddi yapısı da ortada. Bu bir çıkış kapısı. Ha, bu çıkış kapısını yakalamak ayrı bir konu. Bu çıkışı devam ettirmek, bu başarıları arka arkaya getirmek daha farklı. İşte Fener, Beşiktaş geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Bu sene Avrupa'da yok. Kesinlikle öyle. Hemen bir haber daha var. Onu da tek cümleyle bir sizden yorum alayım. Uluslararası Futbolcular Birliği FIFPro demiş ki Türkiye'ye transfer olmayın. Oyuncuları uyarmış. Şimdi Romanya da bunun içerisinde dahil. Tabii bu çok uzun bir konu. O yüzden hani tek cümleyle nasıl yorumlarsınız diye söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Hani aynesi neyse kişinin ortaya yansır. Ya bizim futbol transferlerinde geçmişe döneme baktığımız zaman ki özellikle yabancı transferlerimizdeki onlara karşı işte ödeme konuları, anlaşmalar falan o kadar çok suç dosyamız kabarık ki bunu duymak normal. Önemli olan bunu bu saatten sonra düzeltebilmek. Ama şu ekonomik yapıda o yüzden kulüpler daha ayağa yere basacak şekilde hareket etmeliler ki bunlar olmasın. Bu söylemleri duymayalım. Yoksa haklılar. Peki. A Milli Erkek Basketbol Takımı ikinci tur maç programı belli oldu. 25 Ağustos'ta Letonya'yla deplasmanda 28 Ağustos'ta Sırbistan'la içeride oynuyoruz. 10 Kasım Türkiye Belçika, 13 Kasım Sırbistan Türkiye, 24 Şubat 2023 Türkiye Letonya ve 27 Şubat 2023 Belçika Türkiye şeklinde bir fikstürümüz var. Bunun da bu ikinci tur gruplar aslında. Belarus'u biliyorsun. Evet. FIBA ihraç etti. Evet. Bu Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Rusya'yı desteklediği için Belarus da organizasyondan ihraç edildi ve böyle bir durum ortaya çıktı. İngiltere maçımız vardı. İzlemişsindir, sen de takip etmişsindir. İngiltere'yi iyi bir oyunla mağlup ettik. Ben bu sezon Ergin Hoca yönetiminde milli takımın oldukça iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, ben de kenardaki koçumuz ismi Ergin Erkan olunca özellikle ekibini oluşturduğu zamanki o röportajını izledim ben de yayıncı buluşta.
nasıl bir ekip oluşturduğunu, neler yapmak istediğini dinleyince başarının geleceği çok belliydi. Ergin Hoca da zaten başaramayacağı hiçbir işin içine girmez, hiçbir işin içinde olmaz. Hani yoksa hem Efes'e çalışayım hem orada olayım gibi bir yol, ağır yükün altına Kesinlikle öyle. girdim. O yüzden ben Ergin Ataman ismine çok güveniyorum. Çünkü onun inandığı bir sistem var. O sistemi de işletmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve başarılı olacaklarına da inanıyorum. Pekala. Formula 1'e geçelim. Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si. Yarın yapılacak sıralama turlarıyla başlıyor. Pazar günü de yarış var. Saat Türkiye saatiyle 18'de. Düzeltiyorum, Türkiye saatiyle 17.30'da. Bizim pandemi dönemiyle birlikte iyice elimizden kaçırdığımız tüm yarışlar biliyorsunuz ki parasal anlamda da bir türlü Evet, maalesef. onu kaldıramadığımız için bizim ülkemizin reklamının olacağı, çok büyük reklamının olacağı bir işi, organizasyonu elimizden kaçırdık. Seyretmek dışarıdan keyif verecek bize sadece. Uzaktan izleyeceğiz yani her zamanki gibi. Ama yeni Peki. araçların tabii ki güçleri, burada pilotların da kabiliyetleri bize keyifli yarışları izlettirecektir. Wimbledon'a geçelim, tenise geçelim. Biliyorsun dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon. Cameron Norrie mağlup etti Djokovic ve finalde Nick Kyrgios'un rakibi oldu. Nick Kyrgios, Rafael Nadal'la eşleşmişti aslında yarı finalde. Fakat Rafael Nadal bir önceki maçında sakatlandı. Oyuna devam etti. Maçı da kazandı. Hatta ama sonra çekildiğini açıkladı ve doğrudan Nick Kyrgios finale yükselmiş oldu. Djokovic bu turnuvayı 4 kez üst üste kazandı. 2020'deki pandemi nedeniyle yapılmayan Wimbledon'ı saymazsak 18-19 düzeltiyorum. Bir bakmam lazım. 4 mü 3 mü? Onu tekrar kontrol etmem lazım. Yine kazanmak istiyor ve sanırım favori o. Sen Evet, neler büyük bir düşünüyorsun? ihtimalle dediğim gibi finalin adını Djokovic alacak ve bir başarıya daha imza atacak diye düşünüyorum. Wimbledon'la ilgili başka şeyleri bir dahaki programda konuşuruz. Evet, zaten Cahit Bey bir dahaki programda bizim konuğumuz olacak. O konunun daha çok hakimi. Kadınlar finalin adını da söyleyelim. Yelena Rybakina Kazakistan'ı raket Ons Jabeur'la karşı karşıya gelecek. Yarın saat 4'te maç. Keyifli bir maç. Kadınlar tek finali yarın bu şekilde oynanacak diyelim ve yavaş yavaş programımızı kapatalım. Sevgili Eyüp Yardımcı, değerli görüşleriniz için teşekkür ederiz. Bu bizim Kanal Spor'taki ilk programımızdı. Önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Önümüzdeki hafta konuklarımız da olacak. Programımızı biraz daha çeşitlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben de Sizde çok varsa bir görüşünüzü alalım hemen. Son sözüm şu olsun. Bayrama denk düştük bu ilk programımızda. Herkesin de bayramını Evet. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyoruz. Haftaya Kanal Spor ekranlarında taktik tahtasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.